Herkese merhabalar. Artık çilekler manavlarda yerini aldı. Peki çilek alerjisi var mı? Ne sıklıkta görülüyor? Çilek alerjisinin belirtileri neler? Teşhisi neler? Sizlere bunu anlatmak istiyorum. Çilek özellikle gülgiller ailesinden bir meyvedir. Meyve alerjilerinden en sık olanlarını biliyoruz ki şeftali birinci sırada, ikinci sırada elma, üçüncü sırada kivi. Çilek herkes bilir aslında ama çilek o kadar da sık görülen bir alerjik meyve değildir. Peki çilek neden alerji yapıyor? Özellikle çileğin içinde alerji yapan proteinler vardır. Bunların bir kısmı ısıya yani fırınlanmaya duyarlı, bir kısmı ise fırınlanmaya dirençlidir. Bunlar vücudumuzda alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Ve çocuklarda genelde %1 veya daha azdır belki de. Genelde de kuş ağacı polenine karşı alerji olanlarda, ot polenlerine karşı alerji olanlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Polenlere karşı alerji olanlarda genelde risk daha düşük olmakla birlikte şeftali alerjisine bağlı veya içindeki ciddi alerji yapan bileşene karşı alerji olanlarda bazen nefes sıkışması, tansiyonda düşme gibi ciddi belirtilere neden olabilir. Ne gibi belirtiler oluyor? Çileği yediniz, dudağınızda kızarmalar, dudak içinde şişmeler, dudakta şişmeler, ağız içinde karıncalanmalar, şişmeler görülebilir. Bazen de ciddi tansiyon düşmesi, nefes sıkışması gibi belirtilere neden olabilir, hayatı tehlikeye neden olabilir. Peki bu belirtiler ne zaman oluyor? Genellikle çilek yedikten sonra 5-10 dakika içinde oluyor. Bazen de çileğe karşı alerjiniz olmaz, testlerde çıkmaz ama bazen de yediğiniz zaman dudak etrafında kızarıklıklar olabilir. Çünkü bunlar aynı zamanda mast hücrelerinden doğrudan histamin denilen kimyasal maddeleri çıkartarak da böyle belirtiler yapabilir. Onun için bütün çıkan reaksiyonlar illaki alerji belirtisi olmayabilir. Peki bu çilek alerjisinin nedenleri neler? Özellikle kuş ağacı polenine karşı alerjiniz varsa bir kere riskiniz yüksek. Ve kuş ağacı polenine karşı veya ot polenine karşı alerjik nezleniz çok ciddiyse, göz alerjiniz çok ciddiyse bunlarda da çilek alerjisi olma riski daha yüksektir. Aç karnına tüketirseniz, çok miktarda tüketirseniz yine reaksiyon olabilir. Alkolle birlikte alırsanız veya ağrı kesicilerle beraber alırsanız, çilek yedikten sonra egzersiz yaparsanız onlarda da risk fazladır. Beraberinde eğer reflünüz varsa, reflüyü engelleyici tedavi kullanıyorsanız onlarda da risk fazladır. Ve özellikle içindeki alerjenler fırınlanmaya hassas olan ve dirençli olan iki alerjeni vardır. Bu alerjenlere bağlı alerjik reaksiyonlar gelişiyor. Bazen de şeftalinin içindeki bileşenlerle benzerlikten dolayı da reaksiyon oluyor. Onda da ciddi reaksiyon olma ihtimali yüksek. Peki teşhisini nasıl koyalım? Bir kere teşhis için belirtilerin olması gerekiyor. Bu belirtiler varsa çocuk alerji uzmanlarınca çocuklara, yetişkinlerde ise yetişkin alerji uzmanlarınca değerlendirilmesi gerekiyor. Deriden test yapılması gerekiyor ve deriden testi solüsyonlarla, özel solüsyonlarla veya çileğin kendisinden de test yapmak daha başarılı olabilir. Ama her zaman teşhis koydurmayabiliyor. Bunun bileşenlerine bakılan testler daha faydalı olabiliyor. Onun için hastanın kliniğine göre teşhis metodunu bakıyoruz. Ama şöyle düşünelim, testte çileğe karşı hassasiyet çıktı. İlla ki alerji olacağı anlamına gelmez. Yanılmayalım. Testte çıkan sonuçlarda pozitif çıktı diye illa ki çilek yemeyin diye bir şey yok. Çilek eğer yediğiniz zaman problem oluyorsa tüketmemeniz lazım. Sadece testte hafif bir pozitiflik var diye yapılmaz. Yani diyet yapılmaz boşu boşuna. Onun için buna önem verelim. Bunun değerlendirilmesini de çocuk alerji uzmanları veya yetişkinlerde yetişkin alerji uzmanlarının değerlendirilmesi çok çok önemli. Peki tedavisinde ne yapalım? Bir kere tedavide kaçınma tedavisi, çilek ve çilek içeren gıdaları, ilaçları kullanmamamız gerekiyor. Bunun dışında eğer kaşıntı varsa, kızarıklık varsa bunları engelleyici antihistaminiklerle tedavi edilmesi gerekiyor. Ve ciddi bir alerjik reaksiyon olmuşsa bir kere yanınızda adrenalin otoenjektörü taşıyacaksınız. Ve bunu gerektiği zaman ciddi reaksiyon olduğu an hemen bacağınızın yan tarafına uygulayacaksınız. Ve bu uygulamayı yatar pozisyonda yapacaksınız. Yatar pozisyonda uygulayacaksınız ve ambulans çağıracaksınız arkasından. Bu şekilde tedaviyi
uygulamamız gerekiyor. Çilek biliyoruz antioksidan özelliği var, potasyumdan zengin ve C vitamininden zengin ve lif özelliğinden dolayı bağırsaklara da faydası var. Kalbe faydalı, kanser önleyici birçok faydaları var ama alerjik reaksiyon da görüyorsunuz yapabiliyor. Netice olarak çilek alerjisinde anlatmış olduk. Çileğe karşı alerjisi olanlar çocuk alerji uzmanına başvurmalarında fayda var. Yetişkinlerin de yetişkin alerji uzmanlarına başvurmalarında fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çilek alerjisiyle alakalı sorunuz varsa bu videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın.